Arkadaşlar merhaba. SPS Webinar Etkinliğine hoş geldiniz. Ben Burak Sincek. Bu seneki IEEE 9 Eylül SPS Başkanlığı'nı yürüteceğim. Bu etkinliğimizde de elimden geldiğince size etkinliği sunmaya çalışacağım ve soruları sizden gelen soruları Metin Bey'e iletmeye çalışacağım. Bugünkü konuğumuz Metin Bey. Metin Aktaş, kendisi aslında da araştırma mühendisi. Lafı fazla uzatmadan öncelikle hepiniz adına ve kendim adına ona hoş geldin demek istiyorum. Ve lafı fazla uzatmadan Teşekkürler. lafı kendisine veriyorum ve Metin Bey, bize kendiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki merhaba. Ben Metin Aktaş. 2002 9 Eylül elektrik elektronik mezunuyum. Mezuniyetten sonra ODTÜ'de yüksek lisansa başladım. 2002-2004 senesi arasında. Akabinde doktora devam ettim yine ODTÜ'de. Engin Tuncer'le yapmıştık. Yüksek lisans aldı, doktora yapmıştık. İkisinde de konular array signal processing'ti. 2005-2007 senesinde doktora devam ederken Aselsan'a katıldım. Aselsan'daki ilk 2010 2012-2014 yılına kadar aviyonik yazılım mühendisi olarak görev yaptım. 2012'den sonra Avrupa Birliği projede devre girip doktora da bittikten sonra 2012 senesinde doktora bitti. Ondan sonra biraz daha araştırma projelerine, algoritma geliştirme projelerine yöneldik. Ondan sonra Aselsan 2014 yılında reorganizasyonundan geçti. Ondan sonra da diğer sektör başkanlıklarında devam ettik. Şu anda en sonki görev aldığım akustik sinyalleştirme müdürlüğü. Orada da yine araştırma projeleri ve algoritma geliştirme mühendisi olarak görev yapıyorum. En azından kendimi hızlıca bu şekilde tanıtabilirim. En sonki ilgi alanlarımız da biraz da sanırım toplantının gündemi oluşturacak şey derin öğrenme tabanında 2014 senesinden sonra yine Aselsan'da çalıştığımız projeler kapsamında teoriden ziyade biraz da pratik uygulamalara girip birkaç ürün çıkarttık. Onlarla şu anda için devam ediyor hala. Teşekkürler. Rica ederim. Biraz giriş yaptınız gerçi ama ben yine de sormak istiyorum. Şu an üzerine çalıştığınız alanlar ve üzerine çalıştığınız projeler hakkında bize bilgi verme şansınız var mı acaba? Tabii ki dediğim gibi Aselsan'da aviyonik yazılım mühendisi olarak başlamıştım. Orada sinyalleştirme ile ilgili çok fazla yoktu. Ama doktora kapsamında Aselsan'da çalışırken array signal processing üzerine yoğunlaştık. Bildiğiniz gibi birden fazla sensör, mikrofon ya da anten olduğu sensörlerden onların konumlarının bulunması, yönlerinin bulunması, mikrofonların yerlerinin bulunması tarzında çalışmalar. Daha sonra 2014'ten sonra biraz daha Avrupa Birliği projelerinde Aselsan'da yer alarak algoritma geliştirme aşamalarını yaptık. Akustik vektör sensör denen bir konsept vardı. Onları geliştirmesinde rol aldım. Bir şekilde minyatür olarak 3 boyutlu ses sinyallerinin yönünün bulunması. Muadil sistemler Aselsan'a dışarıdan geldiği zaman çok pahalı satılacaktı. Bunu biraz kendi kapsamımızda yapabilir miyiz diye düşündüğümüz zaman normal mikrofonlarla yapabileceğimizi gördük. Onların çalışmaları yürütüldü. 2014 senesinden sonra da daha ağırlıklı olarak sinyal işlemenin yanında görüntü işlemeyle beraber deep learning uygulamalarına ağırlık verildi. En son ilk başta Aselsan'da fiber optik algılama sistemleri var. Hala şu an için devam ediyor. Onların ilk prototipini geliştirmesi aşamasında görev aldım. Orada deep learning ilk kez teorikten pratiğe geçip sahada uygulama şansımız oldu. Burada sınıflandırma, classification algoritmaları yürütüldü. Ses sinyallerinin toprağın kazıldığı mı, toprağın bir şekilde makine geçtiği mi, araba üzerinden araba geçtiği mi, insan yürüdüğü mü tarzında farklı sınıflarda ayırt edilmesi gerekiyordu proje kapsamında. Onların ayırt edilmesi yapıldı. Akabinde yine derin öğrenme kapsamında görüntüleme teknolojilerine kullanıldığı görüntü anlamlandırma projelerinin bir kısmında görev aldım. Yangın tespiti, anomali tespiti tarzında projeler çalıştık. Şu an için de su altı akustik kapsamlarındaki sinyalleştirme projelerinde görev alıyorum. Orada da çeşitli yine yön bulma algoritmaları ama spesifik olarak su altı hedeflerindeki hedeflerin bulunması, denizaltı ya da su üstü gemilerin yerlerinin bulunması ve yine aynı şekilde belli bir noktadan sonra hedef bulunduktan sonra bu hedeflerin
sınıfının belirlenmesi konusundaki projeler yürütülüyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi için. Peki sizi sinyal işleme alanına yönelten olaylar, faktörler nelerdi? Yani kendinizi bu alanda nasıl ilerlettiniz? Kendinizi bu alanda nasıl geliştirdiniz? Bize bundan biraz bahseder misiniz? Valla lisans döneminde 950'deyken de çalışmalar en çok ilgimi o çekiyordu. Algoritma geliştirme ve sinyal işleme üzerine bilgisayar altyapısı da olduğu için bir şekilde oradan şey yapıldı. Yani, yüksek lisans kapsamında da ODTÜ'de başladıktan sonra orada da en iyi çalışabileceğim hocalardan bir tanesi Engin Tuncer'di. Onunla beraber çalıştık. Orada da sinyal işleme oldu. Biraz ilgi alanı aslında. Sensörler her tarafta var. Wireless sensörler de var, her şey var. Oradan gelen bilgilerin harmanlanması gerekiyor ve gerçek dünya problemlerine uygulama şansınız çok fazla. Çok fazla oluyor. Askeri sistemlerde ASASAN kapsamında olacağı için onlarda da yön bulma algoritmaları çok fazla. Bu ister akustik olsun, ister mikrodalga RF sinyaller olsun, görüntü şeyleri olsun, her tarafta bir şekilde bir hedefi bulunmanız gerekiyor. Çünkü bir counter strike yapmanız için hedefin nerede olduğunu bulması gerekiyor. Bunun hepsinin altında bir sinyal işleme altyapısı var. O yüzden biraz da gerçek problemlere el atabilmek ve onları çözümüne kavuşturabilmek adına aslında biraz sinyal işleme üzerine çalışma yaptım. Akademik tarafta da kendimi geliştirebilmek adına yüksek lisans ve doktoraya devam ettim. En azından biraz daha bilgileri derinlemesine irdeleyebilmek ve ortaya çıkartabilmek adına doktoru da yapmaya çalıştım. Aslında çalışırken, normal çalışırken biraz zor oluyor. Sonuçta diğer yapacak arkadaşlar varsa zorlukları da bilmek gerekiyor. Çünkü uğraştığınız konular direkt olarak, şirkette uğraştığınız konular direkt birebir ilgili olmayabiliyor. Benim durumumda ben avionik yazılım mühendisliği çalışırken doktora kapsamında sinyal işleme yapıyordum. Birebir örtüştürme şansım olmadı çalıştığım yerlerde. Biraz iş yükü getirmekle beraber benim için gerçekten vazgeçilmez bir şeydi. Çünkü doktora dereceğiz aslında doktora filozofi. Bir şekilde bilgiyi nasıl elde edeceğinizi ve bundan sonra nasıl kullanacağınızı öğrenmek istediği için benim için heyecan verici bir konuydu. Ve sinyal işleme de dediğim gibi çözülmesi gereken problemlerin çokluğu ve gerçek hayat problemlerine uygulanabilmesi bakımından her zaman ilgimi çekti. Çok teşekkürler. Çok güzel bir cevaptı. O zaman biraz daha asıl konumuza yani yaklaşmaya çalışalım. Machine Learning, Deep Learning ve Neural Networks hakkında genel bilgi verebilir misiniz acaba dinleyenlere, dinleyicilerimize? Tabii, tabii ki. Aslında Machine Learning, Deep Learning ve Neural Network dediğiniz farklı farklı konseptler olmakla beraber hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Machine Learning'den başlarsak, Machine Learning aslında herhangi bir makineye insanların öğrendiği stilde ya da ona yakın bir şekilde bir bilgiyi aktarabilme bilimi. O yüzden makine öğrenmesi diye geçiyor Türkçesi, İngilizcesi Machine Learning. Makineye bir şekilde siz bir şey öğretmeye çalışıyorsunuz. Bu çok basit bir şey olabilir. Neural Network'lerin ilk başta başladığı XOR'ların yapılması bir şekilde ya da çok basit el şeylerinin tekstilcilerinin öğrenilmesi bakımından da olabilir. Makineye bir şey öğretmek aslında. Machine Learning en genel kapsamı. 2012'den sonra biraz daha artarak yüksek kapasiteli ImageNet datasetinin çıkmasıyla beraber orada da çok yüksek bir başarım kriteri elde edilmesiyle beraber Deep Learning orada çıktı. Aslında Deep Learning, Machine Learning'in bir alt dalı daha spesifikleşmiş durumda. Çok daha kompleks yapılar var. Ama Deep Learning'in de temeli aslında daha 1950'lere dayanan perceptron kapsamından orada çıkıyor. Çok basit neural networkler aslında. Neural networkler en genel altında dediğim gibi layer layer birbirlerine nodların birbirine bağlanması ve input ve output ilişkilerinden beraber ilerlemesi. Neural network kapsamları genişletilerek arka arka ekleyen layer sayıları arttırılarak ve derinleştirilerek deep learning olayı ortaya çıktı. Zaten ki deep learning deep kapsamı oradan geliyor. Arka arka eklenen layer'lar birden fazla, arada hidden layer'lar var ve şu anki şeye baktığınız zaman binlerce layer arka arka eklenebiliyor. Çok kompleks yapılar ortaya çıkartılabiliyor. Bunlara da deep learning deniyor. Bunlara ama hepsi bir şekilde makine öğrenmenin genel kapsamları var. Şu anda çoğunlukla deep learning kullanıyor. Çünkü
klasik makine öğrenmesi dediğimiz computer vision algoritmalarına çok fazla üstünlük sağladı. Çünkü kompleksitesi çok fazla, karmaşıklığı çok fazla. Ve son zamanda gelişen teknolojilerle beraber, GPU teknolojilerle beraber eğitilebilme yöntemleri çok fazla geliştirildi ve datalar da çok fazla artınca insanların, konuda uzman insanların elle çıkartabildiği özelliklerden çok daha fazla özellik çıkartıp gerçek dünya problemlerini çözmeye daha fazla yaklaştılar. O yüzden şu anda bütün komite aslında biraz deep learning'e yoğunlaşmış durumda. Daha spesifik ayrıntıları verebiliriz ama genel olarak kapsayabileceğim şeyler bunlar. Hepsi machine learning'in alt dalları diyebiliriz. Makine, herhangi bir makineye bir şeyleri öğretebilmek. Bu herhangi bir gördüğü imajın ne olduğuyla, duyduğu sesin ya da cümlenin ne anlama geldiği, ona cevap vermekle ilgili her türlü şeyi kapsayabilir. Teşekkür ederiz cevabınız için. Aslında buna değindiniz. Machine learning, deep learning arasında temel farkları soracaktım ama ikisinin kullanıldığı farklı durumlar hakkında bilgi verme şansınız var mı? Biraz daha açsak bu konuyu. Tabii ki. Yani dediğim gibi machine learning ile deep learning'i karşılaştırırsak deep learning'in karşısı aslında bir önceki şey classical machine learning diye geçiyor aslında. Deep learning'in bir önceki jenerasyonu. Yani bu nedir? Image class sınıflandırmadan yola çıkarsak herhangi bir imajın belli başlı konusunda uzman, computer vision uzmanları bir şekilde hangi özelliklerinden, buna İngilizce'de feature deniyor, Türkçesi öz niteliğe geçebiliyor, hangi özelliklerinden oluşturulabildiğini çıkartabiliyorsunuz. Bu biraz alan bilgisi gerektiriyor. Bu alan bilgisiyle beraber mesela şeyler var, hard transformlar var, diğer şeyler var, elle yapılan, matematiksel olarak ifade edilebilen, formülizasyonuna sokulabilen özellikler. Image classification üzerine bakarsanız SIFT özellikleri var mesela. Bir şekilde elle yapılabilen, computer vision'da kullanılabilen ama birisinin tasarladığı şeyler, özellikler. Deep learning geldiği zaman deep learning'in machine learning'den, classical machine learning'den en büyük farkı direkt raw data'yı besleyip input-output ilişkileriyle beraber sonuç çıkartabiliyorsunuz. Makine öğrenmesini yapabiliyorsunuz. Ve arada hangi özelliklere ihtiyaç duyduğu, hangi özelliklere çıkartması gerektiğini de tasarladığınız neural network'e öğrenmesi bakımından zorlayabiliyorsunuz. O yüzden biraz da işleri kolaylaştırdı. Bu kadar popüler olmasının ve bu kadar her tarafta kullanılmasının sebebi o. Başarımı yüksek. Çünkü artık şeye bağımlı çok fazla değilsiniz. Raw datadan hangi özelliklere bakmam lazım ki 1000 tane farklı klastaki imici ben ayırt edebileyim. İnsan mıdır, hayvan mıdır, ev midir, bina mıdır tarzında. Eskiden belli başlı kriterlere bakıyordunuz. Ama şimdi makineye bakıyorsunuz ve yeteri kadar data ile beslerseniz makinede sizin verdiğiniz datasetten, bu datasetiniz çok büyük olması gerekiyor tabii ki. ImageNet datasetinde 1.2 milyon tane imiş var mesela. Bu datasetler çok büyük olacağı için makine bir şekilde eğitim süresi de ne çok uzun olabiliyor. Bir günler ya da haftalar sürebiliyor kullandığınız GPU'ya göre. Yeteri kadar zaman verdikten sonra makine sizin verdiğiniz datasetteki sınıflar arasındaki ayrıntıyı kendisi bulabiliyor. Bunun avantajı çok kolay. Siz sistem geliştirebiliyorsunuz, ürün geliştirebiliyorsunuz. Çok fazla teorik olarak çalışma yapmanıza gerek yok. O yüzden bu kadar çok fazla hızlandı. Herkes bir şekilde kullanabiliyor. Frameworkler gelişti. Eskiden siz bir şekilde bu neural network yapısı kullanılabiliyordu ama gradientları, backpropagation'ı kendiniz yazmanız gerekiyordu ama sonra çıkan TensorFlow, Caffe gibi frameworkler bu işi çok hızlandırdı. Siz sadece network yapısını kurduktan sonra arka taraftaki bütün matematiksel işlemleri kendisi otomatik yapıp size sadece sonuç verebiliyor. O yüzden şeyler çok hızlandı. Herhangi bir fikriniz varsa dataset toplayabiliyorsanız bunu direkt olarak ürüne dönüştürmek ya da piyasaya sürmek ya da çok kolay bir sonuç almak çok kolaylaştı. Çok hızlandı. Bunun bir dezavantajı tabii şu ana kadar hala deep learning'in en büyük dezavantajı çıkartılan feature'ların öz niteliklerin ne olduğu ile ilgili çok fazla bir kontrolünüz olmuyor. Sonuçta bir şey öğreniyor. Performansa bakıyorsunuz, test sonuçlarına bakıyorsunuz. Çok iyi. Klasik machine learning'e göre çok iyi sonuçlar veriyor. O yüzden herkes deep learning'e geçti ama
Nasıl öğrendiği ile ilgili hala teorik bir altyapı maalesef yok. Çünkü kompleksitesi çok fazla yüksek. Milyon, milyar tane parametreden bahsediyoruz. Milyar tane parametreyi optimize etmek çok çok zor ve de nasıl optimize edilmesi gerektiğini belirlemek çok çok zor. O yüzden hala orada bir kara kutu mantığıyla yürüyor. Ama kimse de şey söyleyemiyor, bu işe yaramaz diyemiyor. Çünkü 2012-2010 senelerine gittiğiniz zaman deep learning biraz şeydi, hype olarak geçebiliyordu. Ama şu anda herkes oradan ortasında giriyor. Eskiden classical machine learning ve deep learning ayrımı biraz fazlaydı. Akademik dünyada da, endüstride de. Herkes takip edebildiği için, bilebildiği için, kontrol edebildiği için, hatasını ya da nasıl sonuçlanacağını review edebildiği için matematiksel denklemle beraber klasik machine learning'i popüler yapıyordu. Ama deep learning'in çok kolay uygulanabilmesi, çok kolay sonuç alabilmesi ve aldığı sonuçların çok başarılı olması bakımından şu anda yüksek çoğunlukla deep learning'e gidildi. Neredeyse birkaç sanmakla beraber çoğu classical machine learning, bir deep learning alternatifi ve performans bakımından çok büyük bir fark atan bir alternatif var. Teşekkürler Metin Bey. Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgi vereceğim. Önümüzdeki ay Ekim'in başında 5-7 Ekim arasında sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı düzenlenecek. 28.si düzenleniyor bu sene. Ve Metin Bey de orada eğitim oturumu verecek. Ve eğer katılmak isterseniz Google'da aratarak rahat bir şekilde kaydolabilirsiniz. Metin Bey, sözü size bırakacağım. Bu konu hakkında, CU 2020 hakkında ve TensorFlow hakkında, TensorFlow ile derin öğrenme konusu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Sinyal işleme uygulamalı kurultayı 2020, CU 2020. Orada şu anda Asarsan'da çalışan Tolga Akın diye arkadaşımın tanıdığı aracılığıyla akademik dünyada bir teklif geldi. TensorFlow ile ilgili, TensorFlow ile derin öğrenme konusunda bir eğitim semineri düzenleyebilir misiniz dediler. Biz de hayal diye kabul ettik. Çünkü Asarsan kapsamında, endüstri kapsamında da bizim olarak aktif olarak kullandığımız şey aslında framework TensorFlow'du. Bunun bir nedeni var mı derseniz, çünkü belki aşinasınızdır TensorFlow ile beraber Caffe, PyTorch gibi çok fazla TensorFlow'un alternatifi olacak. Onlar da aynı şekilde yapabilen framework'lar var, çatı yazılımları var. Ama biz TensorFlow tercih etmiştik. 2014 senesi civarında başladık projemiz. Orada en iyi dokümantı olan ve en iyi bilgi alabileceğimiz şey TensorFlow'du. O yüzden oradan başlamıştık. Çok fazla kurcalama imkanı bulduk. TensorFlow'un ilk versiyonu çok kodlaması bakımından biraz farklıydı. Çünkü graf tabanlı bir yapı. Aşina olanlar belki bilir. Direkt olarak C, C++, Python ya da Python gibi ya da MATLAB gibi kodlama dillerinden biraz farklı. İlk önce kodu yazıyorsunuz. Bir graf oluşturuyorsunuz. Neural network dediğimiz nodların birbirine bağlanması mantığını kuruyorsunuz. Ama o çalıştırılabilir bir yapı değil. Sadece alttaki framework'e neyi çalıştıracağını gösteriyor. Bundan sonra çok farklı ilklendirmeler, initialization'lar yapmanız gerekiyor. Ondan sonra kullanmanız gerekiyor. Biraz zordu. Ama biz TensorFlow'u tercih etmiştik. Oradan da teklif gelince biz bu şekilde 2,5 yaklaşık 3 saatlik bir session düzenleyeceğiz. Herkese bekleriz. Ne olacak dersiniz bu session'da? Yani geldiğiniz zaman bütün TensorFlow ya da derin öğrenebileceğim bir ders biraz zor tabii ki. Çünkü ilk 3 saate sığabilecek bir konu değil. Genel olarak ilk başlamak isteyenler, deep learning'e biraz ilgi olsa olanlar, biraz bilgisi olanlar, TensorFlow biraz nedir? TensorFlow'da nasıl kod yazılabilir? Hızlı şekilde bir tane prototip classification algoritması nasıl hayata geçirilir bir tarzda biraz TensorFlow'u anlatmak bakımının adı. Eğer arkadaşlar bunu şey yapabilirlerse diğer framework'lere geçmek çok çok zor değil. Keras, Caffe, PyTorch gibi şeyler var. Hepsinin benzer mantığı var. Hepsinin kullanıcıyı kolaylaştırdığı nokta aslında hesaplama altyapılarını kendileri otomatik yapıyorlar. Siz ne yapmanız gerektiğini belirliyorsunuz. Bu graf tabanlı oluyor genellikle. Network structure'ını belirliyorsunuz. Input-output ilişkilerini belirliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken, aslında neural network'ün eğitilmesi için yapmanız gereken backpropagation, gradient hesaplamaları, update'ler gibi temel işlemleri
Arka planda bu çatı yazılımı sizin adınız yapıyor. O yüzden işler biraz hızlandı. Hiçbir şekilde sizin çok büyük bir kod yükünden kurtarıyor. Çok fazla kişi tarafından kullanıldığı için hata ayıklaması çok fazla yapılmış durumda. Ve siz sadece düşündüğünüz network'u kurduğunda emin olduktan sonra input output veriyorsunuz. Günlerce, haftalar. Ondan sonra sizin istediğiniz yazılım ortaya çıkıyor ve onu direkt sahaya ya da uygulamanıza koyabiliyorsunuz. Temel olarak bunu anlatmaya çalışacağız. Giriş aşaması olacak. Eğer talep gelirse bundan sonraki aşamalarda da daha derinlemesine, daha spesifik olarak machine learning, derin öğrenme, deep learning konularında ya da tensor kime şansımız olacak ama temel olarak dediğim gibi TensorFlow ile beraber ilk girizgah yapmak, insanları TensorFlow'a biraz alıştırabilmek çünkü gerçekten güzel kullanışlı bir tool, Google'un desteklediği bir tool, Google'un çıkarttığı bir tool. Onların biraz tanıtılması olacak ve ilk seçim bu şekilde. İkinci seçim bizim machine deep learning konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar olacak. Belki biliyorsunuzdur deep learning konusunda aktivasyon fonksiyonları, layer sayıları, node sayıları tarzında birçok parametre var performansı etkileyen. Küçük küçük örneklerle, çok kompleks olmayan ama aradaki farkları gösterebilen örneklerle sunumunu devam ettireceğiz. Bu bir şekilde TensorFlow'dan biraz bağımsız olarak tasarladığınız derin sinir ağlarının yapay zekayla, machine learning, deep learning'le nasıl hayata geçirebileceği ve bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği, hangi parametreleri iyi seçmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğiz. En son seçimde de bu işlemleri hızlandırmak için artık olmazsa olmaz şeyler, altyapılar, GPU'lar, Graphical Processing Unit. Bu ekran kartları, bildiğiniz ekran kartları, Nvidia tarafından daha çok domine edilen alan. Bunların getirdiği avantajlar, deep learning'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımını açabilen, eğitim sürelerini çok kısaltabilen teknolojiyi biraz değinmeye çalışacağız. GPU teknoloji, Graphical Processing Unit teknolojileri. Ve en son da bir şekilde bizim kendi kişisel olarak karşılaştığımız biraz daha advanced topic olabilecek network tipleri, hangi network tipinin hangi application'da kullanılması daha uygun olduğu tarzında küçük küçük kendi süzgecimizden geçirdiğimiz, kendi tecrübelerimizden geçirdiğimiz şeyler arkadaşlar aktarmaya çalışacağız. Ya kısacası insanları derin öğrenmeye biraz ısındırabilmek, bunların çok büyük zor olmadığını, kara büyü olmadığını, kolay yapılabileceğini, her şeyde problem, her probleme de çözüm olmadığını, limitlerinin olduğu ama performansında çok yüksek çıkartılabildiğini arkadaşlar biraz ısındırabilmek aslında. Ne kadar kişiyi bu alana davet edebilirsek Türkiye'den de gerçekten derin öğrenme konusunda artık tüketen değil, üreten kişi ki toplum olarak biraz daha ön plana çıkartmak için en azından bir çaba sarf edeceğiz. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Sıradaki soruya geçeceğim. Birazcık ufaktan böyle bir aslında söz ettiniz laf arasında. Hemen hızlı bir şekilde sorayım. Neural network mimarileri ve deep learning metotları hakkında bilgi verme şansınız var mı acaba? Tabii ki ya, aslında derin öğrenme dediğimiz, neural network dediğimiz genelde bir saniye dörde ayrılabiliyor. Bunlardan bir tanesi aslında perceptronla beraber ortaya çıkan fully connected network. Bu ne demek? Sizin giriş, aradaki hidden dediğimiz gizli layer'lar ve output layer'ların hepsinin birbirine bağlandığı layer'lar. Beyin gibi düşünürseniz beyindeki sinapsların birbirine bağlanması gibi. Her şey çok fazla birbirine bağlı. Bağlantı sayısı çok fazla oluyor bu durumda. Ama küçük datasetler için MNIST gibi MNIST dediğimiz dataseti de el yazılan tanınması dataseti. Daha Lechon zamanından beri, ismini çok duymuşsunuzdur, Facebook'un direktörü, Convolutional Neural Network'lerin mimarı. Onların ilk başta yaptığı şeyler MNIST dataseti. Onların da iyi sonuçlar verebiliyor ama arttırdığınız zaman input size'ını arttırdığınız zaman bir 720 image'e geçtiğiniz zaman bağlantı sayıları normal şu andaki modern GPU'ların da kaldıramayacağı seviyelere ulaşıyor. Hem eğitilmesi çok çok zor ulaşmaya başlıyor. Hem de
performansı çok fazla düşebiliyor. Onun alternatifi bütün notlar birbirine bağlanmasın. Convolution Neural Networkler diye bir şey çıktı. Bu sadece image'ler üzerinde biraz daha fazla gündeme getirdi. Bir şekilde sizin ilgilendiğiniz datalar da lokal bilgiler varsa, image'de olduğu gibi mesela herhangi bir şekilde siz araba ya da insan bulmaya çalışıyorsunuz. Arabada insan aslında lokal özellikleri olan bir şeyler. İnsanın bir kafası, gövdesi, bacağı var. Arabanın belli bir solid yüzeyi var. Ve bunların özellikleri farklı ve resmin neresinde olursa olsun araba araba ya da insan insan oluyor. O yüzden hem network'teki layer sayılarını azaltmak, hem de eğitebilmesi kolaylaştırmak, hem de performans arttırmak, lokal özellikleri ortaya çıkartabilmek için convolution neural network'te geliştirdi ve şu anda aslında orayı domine ediyor. Feed forward network'ler çok çok az. Sadece convolution neural network'lerin sonunda classification layer olarak kullanılıyor. Bu aslında fully connected ve convolution neural network feed forward network diye geçiyor. Yani herhangi bir şekilde geri besleme yok. Siz bir şekilde input veriyorsunuz. Ortada bir işlemler güdülüyor. Bu milyon milyar tane parametrene geçiyor ve sonuç alıyorsunuz. Bunun eğitimi yapılıyor. RNN dediğimiz recursive neural network'ler var. Bu biraz daha farklı. Uygulama alanı da daha çok speech recognition tarzında. Yani sizin destediğiniz inputlar sizin birbirleriyle olan zaman ilişkileri önem kazanmıştır. Mesela benim adım Metin diye bir şey var söylediğiniz zaman bu bir cümle. Burada benim adım Metin tarzında hepsi kelimeler var. Ve bu benim adım Metin olduğu zaman bir anlamda oluyor. Bunun sırasını değiştirdiğiniz zaman Metin adım benim tarzında bir şey olacağı biraz anlamsız oluyor. Bu verilerin beslenme zamanının arasındaki ilişki kritik olmaya başladığı zaman bu NLP dediğimiz Natural Language Processing insanın konuşmasının anlaşılabilmesi, makine tarafından anlaşılabilmesi bakımında olduğu zaman recursive neural network'ler ortaya çıkıyor. Bir şekilde bu da zamanla aynı değerlerden geçiyor. Yani şu anda çok teknik ayetlere girmek istemiyorum. O yüzden genel yapmaya çalışıyorum. Eğer spesifik sorular gelirse onlara da cevaplamaya çalışırız. Bu bir konsept. Bunlar LSTM tarzında, şimdi uzunlamasını ismini hatırlayamayacağım, kusura bakmayın. LSTM tarzında networkler geliştiriyor ve machine translation'a da çok fazla kullanılıyor. Biraz farklı network tipleri, derin öğrenmenin başka bir kulvarı derseniz generative neural networkler var. Bu duymuşsunuz belki, generative adversarial neural network, GAN diye deniyor. Goodfellow tarafından ortaya çıkartıldı. Bu da artık makinelere verdiğiniz imajın, tekstin ya da speech'in ne olduğunu sormaktansa networklerin ya da makinelerin bir şekilde sizin adınıza bir şeyler üretmesini sağlıyorsunuz. General Adversarial Neural Networkler imaj üretmekle başladı. Belki takip etmişsinizdir şu anda insanların bile ayırt edemeyeceği gerçekçi yüz resimleri, gerçekçi arka plan resimleri üretebiliyor. Bunu gerçekten bir adam mı çekildi, gerçek mi yoksa makine tarafından mı üretildiği ile ilgili bir şeyler çok zor. Deepfake diye duymuşsunuzdur belki, insanların olmadığı sadece konuşmaları. Benim burada konuşmamı bir makine mi yapıyor yoksa ben gerçekten konuşuyor mu tarzında gerçekten ayırt edemeyeceğiniz seviyelere ulaşabilen üretim networkleri var. Genel anlamda aslında generative networkler var. Bu şekilde herhangi bir inputtan sizin istediğiniz output'u üretiyor. Sınıflandırmaya da anlamlandırmaktan ziyade üretim amaçlı. Bir başka kolu, bunlar birbirine biraz farklı ve şu anda en son otonom araçlarda çok fazla kullanılan şeyler var. Bak ismini unuttum şimdi. Paralel networkler. Uzun ismini hatırlamıyorum da. Efendim? Sorun değil. Genelde de 4 ayrılabiliyor. Ediyorsun. Bir feed forward networkler. Efendim? Sorun değil yani kısaltmayla da devam edebilirsiniz diye söylemek istedim de. Sesim geliyor mu şu an? Yani dediğim gibi bir şekilde robot ajanların
Güle güle, duyuyorum ben seni. Robot ajan olarak ifade edilen şeylerin kendi kendine öğrenmesi amacına yönelik daha çok robotik teknolojilerde, otonom araçların kendi kendine yol bulması konusunda bin farklı yöntemler var. Ama bunlar farklı application alanları, farklı uygulama alanları ayrılmakla beraber temel olarak içinde hepsi neural network barındırıyor ve eğitim yöntemleri 3 aşağı 5 yukarı aynı ve belli bir şekilde sizin tasarladığınız network structure dediğimiz şeylerdeki weight'lerin bulunmasına yönelik aslında. Genel olarak bu şekilde ifade ederiz. Yani reinforcement learning. RL dediğimizde reinforcement learning diye geçiyor. Bir şekilde siz bilmediğiniz bir alanda robotu bir yere bırakıyorsunuz mesela. O kendi kendine bir yerden gidebiliyor. Bu da neye benzetiliyor? Bebeklerin büyüme aşamasında en temel verilen örnek aslında şeydir. Bebeklerin sıcak sobaya zararlı olduğu, sıcak sobaya dokunmaması gerektiğini deneyimleyerek öğrenme aslında. Bebek bir şekilde sıcak sobaya bir şekilde değdiği zaman eli yanıyor. Bu bir acı ve bir şekilde ceza olarak geliyor. Ve bunu daha sonra tekrar aynı şeyle karşılaştığı zaman sobaya dokunmamayı tercih ediyor. Bunu aynı şekilde makine öğrenmesine uyarladığınız zaman bir şekilde sizin robotunuz hiçbir ortamda bilmiyor. Bir yerlerde geziyor. Ve siz bunu eğitirken ödül ve ceza mekanizmaları koyuyorsunuz. Ne olabilir ödül mekanizması? Yapması gereken işi yapabiliyorsa artı puan veriyorsunuz. Yapması gereken işi yapamıyorsa mesela autonomous driving dediğiniz zaman kaza yapması durumunda bunun negatif olarak ödüllendiriyorsunuz ya da cezalandırıyorsunuz. Ve bu senaryoları çokladığınız zaman da artık araba ya da robot kendisine verilen görevi hiçbir dışarıdan başka bir bilgi vermeden ödül ve ceza mekanizmalarıyla beraber öğrenebiliyor. Bu şekilde diyebilirim yani. Çok teşekkürler cevaplarınız için Mesut Bey. Sıradaki soruya geçiyorum ben. Şu Buyurun. anda siz büyük miktarda veri paketleriyle uğraşıyorsunuz. Ve yani elinizde olan bu Doğrudur. büyük miktardaki veriye ilk bakışınız nasıl oluyor? Elinizde olan projeye ilk nasıl yaklaşıyorsunuz? Hangi metodu mimariyi kullanmanız gerektiğini nasıl belirliyorsunuz? Bunu sormak Güzel istiyoruz. soru. Tabii ki. Gerçi dediğiniz gibi gerçekten bir problem çözmek istiyorsanız ve bunu derin öğrenme çözmek istiyorsanız şu anda derin öğrenmenin en büyük handikapı elinizde çok çok veri, çok çok büyük bir olması gerekiyor. Ve bu verinin labellanmış, etiketlenmiş hallerinin bulunması büyük avantaj sağlıyor. Tabii ki bir problemle karşılaştığınız zaman ilk önce bakmanız gereken şey bu gerçekten derin öğrenmeyle çözülebilecek bir problem mi? Ya da klasik yöntemlerle sinyal işleme de olabilir, computer vision de olabilir, diğer klasik machine learning algoritma da olabilir. Bu algoritmada çözülebiliyor mu, çözülemiyor mu? Derin öğrenme biraz da şey de devreye giriyor. Gerçekten klasik yöntemlerle çözmesi çok uzun sürebilecek ya da çözüm yaptığı zaman performansın düşük olduğu noktalarda derin öğrenme bu konuda bize yardımcı olabilir mi diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Bizim örneğimizde mesela ben kendi tecrübelerimden yola çıkmak gerekirse dediğim gibi fiber optik algılayıcılar, toprak altına gömülen şeylerden bir sinyal alıyorsunuz siz. Titreşim sinyal alıyorsunuz. Sismik sensörler, benzer sensörler. Bunun bir şekilde sınıflandırmanız gerisi isteniyor. Problem bu. Bu toprağın üzerinde bir insan mı yürüyor? Herhangi bir yerde bir kazı mı yapılıyor? Kürekle mi kazı yapılıyor? Kazmayla mı kazı yapılıyor? Ya da ağır tonajlı bir araba ya da iş makinesi mi geçiyor tarzında sizin bilgi vermeniz gerekiyor. Bunu klasik sinyal işleme algoritmasıyla çözebilir misiniz? Çözebilirsiniz. Çok basit özellikler koyarsınız. Yürümenin periyodik olduğunu biliyorsunuz. Bir şekilde adım atma yöntemi var. Araba geçmesi ya da makinenin olması biraz daha kontinüse yakın bir titreşim verecek. Bunları kendi kafanızdan tartıp bu tür şeylerle ben bunları ayırt edebilirim diye düşünebilirsiniz. Performansı ne olur? Çok bilmiyorum. Çünkü datayı bilmiyorsunuz. Çünkü çok fazla ortam var. Bu fiber optik projesi kapsamında derseniz bir fiber optiğin algılama mekanizması var. Transfer fonksiyonu diyebilirsiniz. Toprağın bir transfer fonksiyonu var. Çünkü siz direkt olarak sensöre müdahale etmiyorsunuz. Toprağa yapıyorsunuz. Toprak bir şekilde o bilgiyi ilerletiyor. Belli bir transfer fonksiyonundan geçiriyor.
muhtemelen non-linear bir transform fonksiyonuna geçiyor ve sizin sensörünüze geliyor ve siz o sensördeki sinyali, optik sinyali elektrik sinyale çeviriyorsunuz ve alıyorsunuz. Arada çok fazla şey var. Çok fazla bilinmeyen bir şey var. Hepsini simüle etme şansınız yok. Hepsinin bir teorik altyapısı yok. Optik communication dahil. Optik algılama dahil. Bu yüzden neyle uğraştığınızı çok fazla bilmiyorsunuz. Siz toprağın üzerinde yürürken yaptığınız asenkron hareketler ya da continuous hareketlerin size sinyal olarak ya da dijital domaininde nasıl geleceğini konuda bilmiyorsunuz. Biz burada biraz risk aldık çünkü bunu sinyal işleme yöntemlerine çözmek, çözdüğünü iddia etmek ve performans yapmak ve bunu bir ticari ürün haline getirmek gerçekten zordu. Orada 2014 senesiydi. 2012'den sonra deep learning patlamıştı. Her şeye bir şekilde çözüm bulabiliyordu. Neden bizim problemimize çözüm olamasın diye bir başta yaptık. Artık girmeye karar verdikten sonra dediğiniz gibi çok büyük data ihtiyacı var. Data toplamamız gerekti. Bunun için de kendimiz elle, böyle bir projenin data seti yoktu. Kendimiz elle, belli şartlar altında, elimize kazma alarak, kürek alarak, üzerinde koşarak, yürüyerek kendi data setlerimizi ürettik. Bundan sonra hangi network'ü kullanmamız gerekiyor? Feed forward mı? Convolution neural network mü? Diğer şeyler var, yapmak gerekiyor. Burada da düşündüğümüz şey aslında bu akustik sinyal. Optik sinyal olsa bile bir şekilde titreşim sinyali, akustik sinyal olarak düşünülebilir. Akustik sinyallerin en güzel özelliği aslında time domain'de çalışabilirsiniz ama short time Fourier transform diye bir domain var. Hem frekansta hem de zamanda ayırabiliyorsunuz. Tamam, güzel. Short time Fourier transform aslında nedir? İki boyutlu bir image diye düşünebilirsiniz. Zaman ve frekans ekseni olan ve bir şekilde bunu image olarak ekranda bastırdığınız zaman size anlamlı bir bilgi verebilen bir bilgi. Convolution neural networkler zamanında ImageNet dataset gibi datasetlerde çok büyük performans gösterdi. Convolution neural network olarak kullanıldı. O yüzden biz neden convolution neural networkler kullanamayız diye başladık. Kendimiz bir network tasarladık. Bu network tasarlarken ki kriterler var. ImageNet gibi ya da şu anda piyasada bulabileceğiniz çok büyük datasetler, çok büyük kompleks şeylerle uğraşabilirsiniz ama bunun da bir şekilde real time çalıştırması gerekiyor. O zaman da network'ünüzün kompleksitesinin az olması gerekiyor. Bunu azaltmak adına da kendimiz bir network tasarladık ve eğittik. Oldu. O yüzden büyük dataları toplayıp hangi dataseti kullanmanız gerektiği ile ilgili, hangi network kullanmanız gerektiği ile ilgili bir alan bilgisine hala ihtiyacınız var. Biz de sinyal işlemeden geldiğimiz için short time Fourier transform'un hem frekans hem zamanda mantıklı bir çözüm olduğunu, sinyali anlamlandırmak bakımından kullanılabileceğini düşündüğümüz için orada onu yaptık ve başarılı sonuç alındı. O yüzden arkadaşlara tavsiyem, gerçekten bir problemle uğraşılabiliyorsa ilk başta yapılması gereken bu derin öğrenme için iyi bir konu mu? Derin öğrenme bunun için alttan kalkabilir mi? Bunu öğrenmek için de daha önceki uygulama alanlarına, kendi uygulama alanlarına yakın bir uygulama alanında derin öğrenme kullanılmış mı? Ve başarısı nasıl olmuş diye bakılabilir. Ve başta bilinen networklerle başlanabilir. Ve şu anda image üzerine konu düşünüyorsa ilk başta akla gelmesi gereken şeyler convolutional networkler. Diğer şey, text üzerine bir uğraşılıyorsa, bir şeyi konuşmayı anlamlandırmak için yapılması gerekiyorsa orada da recursive neural networkler devreye girmesi gerekiyor. Bununla ilgili diyebileceğim genel özellikler bunlar aslında. Teşekkürler cevabınız için Metin Bey. Normalde bir tane şey, bir sorumuz daha vardı. Bu konular, yani derin öğrenme ile ilgili üzerine çalıştığınız proje var mıdır? Bize proje hakkında bilgi verir misiniz? Şeklinde. Fakat aslında oldukça bilgilendirme yaptınız. Ama yine de bahsetmek istediğiniz bir proje, yani başka bir proje veya bir projeyi detaylandırmak istersiniz. Dedim ya aslında şu anda işte benim uğraştığım proje üzerinde konuşmaktansa ziyade derin öğrenme nerede kullanılabilir aslında şey var. Bizim de aslında endüstride bir şekilde derin öğrenme dediğiniz zaman biraz daha ürün çıkartmak tabanlı olacağı için biraz emin olmanız gerekiyor. Çok fazla akademik gibi deneyim, araştırayım tarzı bir şey biraz daha az kapsamlı olacağı için daha çok kendini ispatlamış yapılarda kullanılıyor. Bunlar ne vardır? Dediğim gibi convolutional networklar image'lerin özel klasifikasyonunda çok fazla kullanıldı. O yüzden siz herhangi bir güvenlik kapsamında herhangi bir yerde insan var mı? Herhangi bir yerde hayvan var mı? Aracın olmaması gereken bir yerde araç var mı yok mu tarzında bir güvenlik sistemi yapacaksanız convolutional networklar çok fazla kullanılabilir. Aslında da bunlarla ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Güvenlik sistemleri konusunda.
Çünkü hem hazır networkler, çok fazla kendi ispatlamış networkler var. Direkt kullanabiliyorsunuz. GitHub denen, belki duymuşsunuzdur, çok iyi paylaşım yapılabilen yerler var. Bazı akademik insanlar ya da bu konuda kafa patlatmak isteyen insanlar kendi yaptıkları networkleri kullanılabilir hale getiriyorlar. Çoğu şey open source oldu. O yüzden kendi uygulamanızda kullanabileceğiniz her şeyi kendiniz tasarlamanız gerekmeyen networklere çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Ve ilk deneme bakımından çok mantıklı. Çünkü bir problemde derin öğrenme işe yarayacak mı, yaramayacak mı tarzında çok çok derinlemesine gitmeden önce başka insanlar benzer application alanlarında derin öğrenme yaptılar mı diye bakıyorsunuz. Bu dediğim gibi güvenlik kameralarında çok fazla var. Yüz tanıma çok fazla yapılabiliyor. Araba teşhisi yapılabiliyor. Belki duymuşsunuzdur, YOLO diye bir framework var. Yine convolutional neural network'te bandı ve herhangi bir image'te aradığınız nesnenin araba olabilir, insan olabilir, nerede olduğunu çizebilen network'ler var. Bu da open source. Kendi data setiniz varsa bir şekilde onu da topluyorsunuz. Etiketliyorsunuz. Ondan sonra bu frame çatı yazılımına besliyorsunuz ve artık kendiniz bir algoritma geliştirebiliyorsunuz. Aslında LinkedIn'de çok fazla görebiliyorsunuz. Her türlü insan aslında endüstride ya da küçük ölçekli şirketlerde de olsun. Ben bir şekilde kendi bir araba bulan bir algoritma yaptım ya da insan bulan algoritma yaptım tarzı var ama baktığınız zaman genelde YOLO altyapısını görebiliyorsunuz. Onlara da aldanmamak gerekiyor ama ilk başta hiç çözüyor mu çözmüyor mu tarzında yapmak için iyi bir yöntem. Ondan sonra kendi uygulamanızdaki performans yetmiyorsa, daha da arttırmanız gerekiyorsa daha derinlemesine, daha network özelleştirme noktasına dalabilirsiniz ama genel olarak benim söyleyebileceğim proje kapsamında derseniz piyasada ya da benim şu anda çalıştığım şirkette görüntü işleme teknolojilerine çok fazla uygulandı. Artık orada state of the art oldu ve herkesin ilk başta kullandığı şey aslında o. Yapay zeka kullanıyor musunuz? Hatta biraz şey var. Bu işe biraz daha alta bir bakar. Zeka sıktınız mı noktasında geliyor mesela. Makineye zeka sıktınız mı? Bir şekilde görüntü herhangi bir kamerayı akıllı hale getirmekten bahsediyor aslında. Onun için görüntü işleme teknolojilerinde ve güvenlik teknolojilerinde çok fazla kullanılıyor. Çok teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorumuz yani bu şu ana kadar bahsettiğimiz konularda sinyal işleme, işte makine öğrenmesi, öğrenme konularında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz var mıdır? Nelerdir onlar? Kendilerini nasıl bir yol haritası çizmelerini önerirsiniz? Benim derin öğrenme konusunda ilerlenecekse iki pet var benim görebildiğim. Bir tanesi framework'ta çatı yazılımları çok fazla geliştiği için GitHub tarzında kod paylaşma altyapıları çok fazla geliştiği için framework üreten Google gibi firmalarda işte biraz kolaylaştırma çalışıyor. Çünkü ne kadar fazla kişi uygulama alanı olarak bunu kullanırsa kendi altyapıları gelişecek. Çünkü bu GPU'ya ihtiyaç duyuyor. GPU kullanmanız gerekiyor. Nvidia buradan nasipleniyor. Bunun gibi daha çok kolaylaşıyor işler. Ama gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu aslında her türlü konu için de geçerli. Altyapıda alt tarafta ne dönüp bitiyor? Teorik altyapısını biraz kafa patlatmalarını tavsiye ederim. Çünkü hiç altyapıya kafa patlatmadan bile herhangi birisine, deep learning'le ilgisi olmayan herhangi birisine internetten bulabileceği birkaç tutorial'la çok kolay dediğim gibi kendi bulduğu datasette, kendi çektiği datasette insanla ya da hayvan ayrımını yaptırabilirsiniz. Yani yarım saat bir eforla beraber çok fazla hızlanıyor. Ama gerçekten ne yaptığınızı anlamak istiyorsanız altyapıdan neler bitiyor tarzında bir teorik olarak bir şeye bakmanız gerekiyor. Derin öğrenme dediğim çok kolaylaştı ama alt tarafında çok yüksek kompleksite bir matematik bilgisi var. Eğer bu matematik bilgisini es geçerseniz, ben bunu öğrenmem gerekmiyor derseniz daha çok kullanıcı oluyorsunuz. Ve kendiniz bir şey çok fazla tasarlayamıyorsunuz. Ne yapılmış tarzında dediğiniz zaman tekrar tekrar uygulayabilirsiniz ama herhangi bir değişiklik olduğu zaman datasette de değişebilir. Sizin performans isterlerinizde de değişebilir. Bir yerde çalışıyorsanız müşterinizin performans isteği biraz yukarı çıkabilir. Çünkü siz takip ediyorsunuz. Müşteri de takip ediyor. Sizden bir şey istiyor. Siz herhangi bir şekilde internetten bulduğunuz bir şeyi koyabilip onu müşteriye verebiliyorsunuz.
Ama müşteri çok fazla bilgisi yoksa tamam, siz çok fazla sıkıntı yok şey öyle, ama müşteri de bunu takip ediyor ve performans kriterleri yükseliyor. Bu performans kriterini artırabilmek adına sizin bir şeyler ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de gerçekten alttan da alt tarafta neler olup bitiyor bir en azından okumak, irdelemek, kafa patlatmak gerekiyor. Yoksa sadece kullanıcı olursanız bu da bir yöntem gidilebilir. Ama işte benim kafam, benim bakış açıma göre biraz riskli. Ben her zaman alt tarafta neler yatıp bittiğini öğrenmek istediğim için aslında biraz da doktora kapsamına geldim. Ve şu anda da aslında kullanmaktan ziyade, tabii ki kullanıyorsunuz bir şekilde, her şeyi sıfırdan yapmanız zor. Kullanıyorsunuz ama gerçekten ne oluyor, ne bitiyor? Ben modelimde şunu değiştirirsem nasıl bir şey değişir tarzında en azından bir öngörünüz olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi neural network dediğiniz zaman bu neural network'ün nasıl eğitildiği, neyi öğrendiği tarz çok fazla kontrol edilebilen bir şey değil. Bu arkasındaki matematiksel proof diyebileceğimiz matematiksel ispat hala yok. Bunu hiç kimse şu anda yapamıyor. Çünkü yapılabilir mi çok da emin bilmiyorum. Ama bir şekilde küçük bir grup bunun için uğraşıyor. Bunun da bir şekilde anlamlandırılabilir yapay zeka diyebiliyorlar. Bir şekilde yapay zeka ne yapıyor tarzı bir şey yapıyor. Bu aşamada olmayabilir. Çünkü bu çok çok kompleks bir aşama. Çünkü şu anda bütün komite, dünya komite buna tam bir cevap veremiyor. Çok kompleks bir yapı. Ama o kadar olmasa bile ne bitiyor, ne oluyor? Ben dediğiniz gibi mesela bir problemle karşılaştığınız zaman ilk başta neyi kullanmam gerekiyor dediğiniz zaman en azından kafanızda bir fikir olması gerekiyor. Ha, ben burada convolutional network kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü bu image tabanlı ve lokal patchler arasında ilişki daha çok önemli diye bilmeniz gerekiyor. Ya da speech tarzında bir şey anlamlandırmanız gerekiyorsa burada RNN tarzında bir yapının kullanılması gerekiyor diyebilirsiniz. Mesela dediğim gibi yine fiber optik projesinden yürüyorsak bir şekilde ses sinyali. Speech recognition'da RNN'ler kullanılıyor. Çünkü bir insanın ne söylediğini makinenin anlaması için arasındaki zaman ilişkisini iyi kullanmanız gerekiyor. İlk kelimeyle son kelime, ortadaki kelimenin nerede olduğu çok önemli. Bunun için zaman bilgisi önemli ama herhangi bir doğada duyduğunuz sesin ya da fiber optik sensörden aldığınız sinyallerin arasında bir zaman ilişkisi çok fazla yok. Nasıl bir örnek verebilirim? Bir insanın yürümesi, insan yavaş yürüyerek başlayabilir, hızlı devam edebilir ya da koşabilir tarzında. Bunların hepsi bir yürüme aktivitesi aslında. Zaman, birbirinin arasında çok fazla zaman farkı yok. Ya da motor çalışması, continuous bir hareket. Motor çalışması değişebilir ama bunun birinci saniyede bu, ikinci saniyede bu, üçüncü saniyede bu tarzında kesin bilgisi yok. O yüzden burada RNN kullanmadık mesela biz. Direkt olarak CNN devam ettik. Her şey image olarak baktık bu. Ve bu gerçekten iyi bir performans çözümlemesini yaptı. Literatürde de ilk oldu. Aslında biz riske girdirmemekle beraber çok fazla şu anda citation aldığımız yayınlar da var. Çünkü bu application domaininde derin öğrenme kullanan ilk bizdik. Uluslararası olarak ilk bizdik. O yüzden çok fazla da referans alındı. O yüzden benim arkadaşlara tavsiyem derinliğini kendileri karar verebilirler. Ne kadar derine dalmak istiyorlar ama en azından derin öğrenmekle hayatlarına geçirmek istiyorlarsa, belki buradan para kazanmak istiyorlarsa, bu konuda çalışmak istiyorlarsa neyin ne olduğu ile ilgili biraz teorik altyapıda canlı tutmaları gerekiyor. Çünkü herkes giriyor ve gerçekten fark yaratıp bu endüstride çalışmak olabilir. Akademide devam etmek isteyenler olabilir ama illa her tarafta bir yarış var. Siz endüstriye girmek istiyorsanız bir şekilde seçilmeniz gerekiyor. Akademikte gerçekten iyi olmanız için kaliteli yayınlar yapmanız gerekiyor. Bunun için de diğerlerinden biraz fark yapmanız gerekiyor. Yoksa sadece kullanıcı olursanız sizden biraz daha fazla tutorial okuyan, biz çok biraz daha fazla Google'da araştırma yapan, GitHub'da yapan şey sizden çok daha fazla kaliteli şeyler ortaya koyabilir. Aradaki farkı ortaya çıkartmak adına biraz daha neyle uğraştığınızı bilmeniz için biraz daha teorisine hakim olmanızı tavsiye ederim ben. Çok teşekkürler Metin Bey cevabınız için. Peki biz yani bu alanda kendimizi geliştirdiğimizi varsayalım. Yani elimizden geldiğince bu lisans döneminde kendimizi geliştirdik. Bu alanda çalışmak istersek bizi profesyonel hayatta sektörde neler bekliyor? Yani kendim yani hangi zorluklar bekliyor?
kendinizi bu sektöre hazırlamak için bir öneriniz var mı acaba? Valla dedim endüstri olacaksa biraz da yurt dışı temelli verebilirim. Mesela GitHub dedim. Orada ne kadar bu alanda ne kadar tecrübeli olduğunuzu, ne kadar kafa patlattığınızı göstermek adına olabildiğince proje yapıp bunu illa bir ürün olsa anlamında değil sonuçta herhangi bir şekilde dataset de bulabilirsiniz. İletişim de olabilir. GitHub kodunuzun olmasını bekleyenler var. Sizi o şekilde değerlendiren sektörler var endüstride. O yüzden bunun bir dezavantajı yok. Sizi de ön plana çıkartır. Komitelere uyarabilirsiniz. LinkedIn'de çok fazla var derinlemeli konular. Orada paylaşımda da bulunabilirsiniz. İnteraktif olabilirsiniz. Gerçekten piyasaya hazırlamak adına bunlar güzel bir şeyler. Çünkü bu konuda aktif olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. O yüzden GitHub şeyleri alıp orada kod paylaşabilirsiniz. Bunun da faydalı olduğunu birkaç kişiden duymuştum. Onun dışında gerçekten konu çok geniş. Dediğim gibi çok fazla network var. Convolutional networkler var. Recursive neural networkler var. Onun alt dalları LSTM'ler, machine translation'lar. Ondan sonra reinforcement learning'ler tamamen farklı bir uygulama alanında. Bunların hepsine hakim olmak gerçekten çok zor. Çünkü hakimiyet dediğimiz şey aslında herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman bu hangi alana giriyorsa LSTM reinforcement learning kullanmanız gerekiyorsa o RNN kullanmanız, recursive neural network kullanmanız gerekiyorsa o bir şekilde kodlamanız gerekiyor. Bir yerden bulabilirsiniz ama bunların hepsine hakim olmanız gerçekten zor. O yüzden zamanınız varsa hepsinin en azından altyapısının teorisini birebir çalışmasanız bile hepsinin ne işe yaradığını, nerede ne olduğunu kafanızda tartmanızda fayda var. Ben kendimden örnek göstereyim. Ben 2014 senesinden sonra dediğim gibi gerçekten bunu işte pratik olarak ve kafa patlatma seviyesinde derinlemesine girdim. Ama daha çok feed forward ve convolutional network tabanında kaldım. Reinforcement learning'de de birkaç bir şey yaptım ama herhangi bir şekilde derinlemesine gitmedim. Reinforcement learning'i hiç kullanmadım, uygulamadım. Ama ne olduğunu biliyorum. Herhangi bir şekilde uygulamak zorunluluğu ortaya çıkarsa nereden başlaması gerektiğini biliyorum. Ben de arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Bir şekilde bütün konular kapsamında bir en azından fikir sahibi olsunlar. Şu internette çok fazla doküman var. Coursera denen kurslar var. Oradan da destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınızda bir komünite varsa çok çok tavsiye edebileceğim bir şey. Gerçekten bu konuda çalışabilen, çalışacak olan varsa paylaşımda bulunabilirsiniz. Makale okumak çok güzel bir şey. Arşiv makaleleri var. Çünkü makale yayınlama, transaction tarzı dergilerde yayınlama hala akademik dünyada tercih edilen bir şey ama zamanı çok uzun. O yüzden makine öğrenmesi gibi, derin öğrenme gibi çok hızlı değişen sektörlerde genelde arşiv makaleleri ortaya çıktı. Bu arşiv makalesi nedir? Belki herkes bilmiyordur ama bir şekilde siz yazıyorsunuz. Herhangi bir hakem değerlendirmenizde geçmiyor. Bu bir şekilde akademik dünyada da bir karşılığı var. Siz bilgiyi direkt olarak paylaşıyorsunuz. Herhangi bir şey buldunuz ve onu arşiv diye yayınlıyorsunuz. Ertesi gün herkes görebiliyor. Böyle böyle şeyler var. Gerçekten yeni çıkan makalelerin hepsini okumak, tek başına takip etmek çok zor. Eğer bir arkadaş grubunuz, derneğiniz tarzında bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Ve bir haftada, 2 haftada bir birbirinize bilgi anlatabilirsiniz. Bu çok faydalı. Ben çok fazla yapamadım kendi akademik çevremde. Çok fazla o konuda girmek istemiyorum ama en azından genç arkadaşlar, şu anda üniversite okuyan, geleceğe hazırlanan arkadaşlara tavsiyem olabilir. Sizin gibi çok güzel bir uygulama var. Benim de ilk canlı yayın tecrübem. Çok teşekkür ederim. Bu tür uygulamalar da artabilir. Ve bunu kendi aranızda da yapabilirsiniz. Atıyorum mesela dergi değerlendirme zamanları ayarlayabilirsiniz. Bu online de olabilir. Çok kolay olabilir. Ve ne kadar çok fazla olursa çünkü bütün her şeyi okumanız gerçekten çok zor. Okuduğunuz her şeyin de çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Sonuçta çok fazla gereksiz şeyler de yazılabiliyor. Arşiv çıktıktan sonra o da süzgeçten çok fazla geçirmedi. Çok çok makale var ama bir şekilde LinkedIn'de iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Ama hep sıralıyorsunuz. Benim de kendi kendime attığım maillerde çok fazla liste var mesela. Okumak istediğim, sıraya aldığım ama tek başınıza çok kolay değil. Her şeyi okumaya okuyamıyorsunuz. Ama şey varsa bilgi paylaşmak çok güzel, tartışabilirsiniz. O yüzden tavsiyem şey olabilir.
her konuda derinlemesine olmasa bile en azından yüzeysel olarak bilginin gerçekten hoşunuza giden, yapmak hoşuna istediğiniz şeylerde biraz daha derinlemesine dalarak yapabilirsiniz. Burada arkadaşlarınızdan bilgi paylaşarak yapmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkürler Metin Bey. Ayrıca önerileriniz için de çok teşekkürler. Metin Bey aynı zamanda bize yeni dönem hakkında da fikir veriyor. Burada onun için ayrıca teşekkür ediyorum kulüp adına. Metin Bey, bundan sonraki sorumuz biraz daha işin etik kısmıyla alakalı. Makine öğrenimi sırasında verilen datalar yanlış kararlar almaya yöneltirse bunun hatalısı insan mı oluyor yoksa makine mi oluyor sizce? Güzel soru, değil mi? Bu sorunun cevabı direkt net değil. Ben sadece kendi kişisel görüşümü söyleyeceğim. Bu çok farklı görüşler olabilir. İlk başta makineyi suçlamak şöyle artificial şöyle başlayabiliriz. Makine öğrenmesi, yapay zeka, artificial intelligence, bir de general artificial intelligence denen bir şey var. Onun da üstü süper artificial intelligence denen şeyler var aslında. Şu anda biz sadece artificial intelligence'da değiliz. Şu anda derin öğrenmeye de tabandayız. Artificial intelligence dediğiniz zaman bir şeye zeka katmak dediğiniz zaman kendi kendine düşünebilmesi tarzında bir şey var. Artificial general intelligence kendi kendine düşünebilen, kendi kendini geliştirebilen makineler. İleride bunların olması planlanıyor, düşünülüyor. Bazıları bunu çok kötü olabileceğini söyleyen var. İnsanlığı sonunu getirebileceğini düşünenler var. Çok iyi olacağını düşünenler var. Yani yorum yapmak istemem bu konuda ama insanları nasıl kullandığı ile ilgili. O yüzden artificial general intelligence ortaya çıkmadan önce makine suçlamak çok doğru değil bence. Çünkü makine sadece sizin ona yapmasını istediğiniz şeyleri yapıyor. Aslında kritik soru biraz endüstriden de örnek vererek cevaplamaya çalışayım ben. İnsan suçlama noktasına gidirseniz kimi suçlayacaksınız? Bu kodu yazan mı? Kodu test eden mi? Bir uygulama alanı olarak bu projeyi hayata geçiren yönetici mi? Ve en sonunda bunun piyasaya çıkmasını onaylayan en son imza sahibi. Burada kim suçlanması gerekiyor? Asıl soru aslında bu. Bunu yapmak için de gerçekten piyasaya sürdüğünüz, herkesin kullanabileceği ve belli riskleri de barındıran, hata yaptığı zaman çok kötü sonuçlar ortaya çıkartabilecek, atıyorum mesela autonomous driving olaylarında kararlar çok önemli. Bu aslında şu anda belki takip etmişsiniz. Autonomous driving'lerde de seviyeler var. Birincisi sadece sizin adınıza bazı ek işlemler yapıp sizi kolaylaştıran şey. Cruise control, o arabanın hızının sabitlenmesi mesela. Bir donanım şeyiyle beraber yapılıyor ama insan burada sürekli aktif olması gerekiyor. Bunun bir yöntemi autonomous driving'ler var. Kendi kendine giden arabalar. Burada da çok fazla aşamalar var. Birincisi üretici firma diyor ki benim arabam otonom gidebilir. Ama sürücü koltuğunda birisi olmak zorunda. Herhangi bir durumda sürekli gözünü yoldan ayırmadan, sanki sürüyormuş gibi çevresine bakmadan yola dikkatli şekilde bakması gerekiyor. Herhangi bir hata yaptığı anda müdahale etmesi gerekiyor kazayı önlemek adına. Diyor ve kendi ürettiği yazılımı, sistemin kullanımını sınırlıyor. Sen kullanıcı olarak gözünü kapatırsan araba kullanırken ve bu seviyedeki bir seviyen budur diye üreten bir firma varsa burada firmayı suçlaması çok zor. Burada direkt olarak arabanın koltuğunda oturan kişi sorumlu. Herhangi bir yaya çarptığı zaman ya da kaza yaptığı zaman. Çünkü kendisinin kullanımına verilen sistem tanımı şu. Siz kullanıcı olarak gözünüzü yoldan ayırmamalısınız. Benim sistemim full otonom değil. Bir şekilde hata yapabilir. Sen bunu kompaz etmek zorundasın. İkinci aşama geçerseniz bir şekilde sürücü koltuğunda birisi olmak zorunda. Ama çok dikkat etmek zorunda değil. Ben onu herhangi bir hata durumunda makinenin ya da otonom arabanın hakimiyetinin sağlayamayacağı noktalarda kullanıcı uyaracağım. Ondan sonra kullanıcı devreye girecek diye bir ürün piyasaya çıkartabilirsiniz. Tesla arabalarında şu anda olduğu gibi. Bu durumda da aslında kaza olursa burada ya kontrol etmeniz gereken şey kullanıcıya kontrolü al uyarısı gitti mi gitmedi mi? Eğer gitmediyse bu bir şekilde tasarımın sorunu. Burada kullanıcı suçlayamazsınız. Çünkü kullanıcı diyorsunuz ki benden uyarı gelmediği sürece dikkat etmene gerek yok. Ben senin adına güvenli şekilde sürüyorum diyorsunuz. Burada tasarlayanı suçlarsınız. Biraz kompleks yapı. Ama o yüzden bu tür sistemlerde test altyapısı çok çok önemli.
Siz piyasaya çıkartmadan önce bu savunma sanayindeki ürünler için de geçerli. İnsan hayatı söz konusuysa tasarım ve test aşamaları çok önemli. Siz bir şekilde tasarlayabilirsiniz ama testi mesela tasarlanan insanlar değil, çok farklı bir birim yapması gerekiyor. Bu Avinos standartlarında da böyle bir şey vardır. Çünkü siz tasarlarsanız her şeyi biliyorsunuz, bazı şeyleri es geçiyorsunuz. Ama sizin tasarlayan birisi değilse, başka birisi size sizin ne yaptığınızı bilmediği için o sistemin ne yapması gerektiğiyle ilgili isterlere bakıp onu test ediyor. Oradaki hata varsa tasarımcı dönüyor. Bu yüzden herhangi bir kaza anında ya zarar anında kimin suçlanacağı biraz politik. Ama benim bakış açımdan onun sorumlusunun ürünü çıkartan ve ürünü piyasaya çıkartılmasına onay veren kişiden başlayarak alta gidilebilir bence. Ama çok zor bir soru. Şu an için bildiğim kadarıyla artificial intelligence, yapay zeka alanında bununla ilgili etik çalışmalar var. Robotlar var mesela. Robotlar bir şekilde ev hizmetlerinde alınıyor. Robotların insanlara zarar vermeyeceği. Çok fazla kritik görevlerde kullanılabiliyor. Ev işlerinde kullanılabiliyor. Orada insanlara zarar vermeyeceği ilgili şeyler var. Asimo'nun şeyleri var. Belki duymuşsunuzdur. Robot kanunları tarzında şeyler. Onlar nasıl yapılır? Gerçekten yapılabilir mi? Onları sorgulaması gerekiyor ama buradaki en kritik soru aslında bu tür insana da zarar verebilecek uygulamalar varsa eğer piyasaya çıkmadan önce üretici firma tarafından ya da tasarımcı tarafından çok 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 iyi test edilmesi gerekiyor. Bütün koşullara sağlanması gerekiyor. Diyebileceğim aslında yani bu. Ama çok genel bir konu. Teşekkür ederiz. Doğru, haklısınız. Yani genel bir konu, ayrıca biraz da bence zaman olan bir konu. Yani sonuçta söylediğiniz gibi çok fazla kişinin onayından geçen bir süreç. Bir de ileride de yani sonuçta, yani benim kendi fikrim, sonuçta yasalar da bence bu yönde değişecek, yani evrimleşecek diye düşünüyorum ben. Yani kanunen de bu durumlar değişebilir. Aynen değişmesi Yani gerekiyor. o klasik hani şey tartışması olur ya, kaza anında yolcuyu mu kurtarsın yoksa İşte Evet. çarpacağı insanı mı kurtarsın tartışması. Yani o biraz O da şey, yani şey o an bulunduğun konuma bağlı olarak değişiyor sanırım. İleride öyle olacak yani diye bulunduğu düşünüyorum. konuma, bulunduğu coğrafyaya, bazı Evet. ülkeler için belki ülkeler için farklı farklı şeyler olacak. Bazı ülkeler atıyorum çok güzel bir görsel vardı LinkedIn'de. Otonom araç bir garajdan geliyor ve önünde 3 tane seçenek var. Ya ağaca çarptıracak. İçerisindeki insana zarar verecek. Ya yolda emekleyen bebek resmi vardı. Mesela bebeğe çarpacak. Nasılsa genç deyip. Ya da bastonla yürüyen bir yaşlı insan vardı mesela. Çok zor bir seçim sonuçta ama bu seçim aslında zamana ve coğrafyaya göre de değişebilecek. Belki Türkiye'de öyle bir şey olduğu zamanki kanunlar farklı olacak. Amerika'daki kanunlar farklı olacak. Evrensel bir kanun olabilir mi? Bilmiyorum. Çünkü her şeyin hata yapma ihtimali var. Onun da mesela deep learning'in en büyük sıkıntısı şu anda anlamlandırılabilmesi bakımından sıkıntı var. Neyi öğrendiği tam olarak bilinemediği için herhangi bir koşulda nasıl cevap vereceğiyle ilgili kesin bilgi yok. Bu, o yüzden test edilmesi de kolay bir süreç değil. Sizi klasik machine learning ya da klasik sinyal işlemeyle bir matematiksel formülizasyonda bir şey yapıyorsanız onu test etmek biraz daha kolay. Sizin input reseptörlerinizde ne geleceğini bilebiliyorsanız output'ta ne çıkacağını bilebiliyorsunuz. Ama derin öğrenme gibi biraz daha kapalı kutu, siyah kutu, black box olan bir yapıda test de çok çok kolay değil. O yüzden onunla biraz da gelişmesi gerekiyor. Evet, doğru. Teşekkür ederiz Metin Bey. Rica ederim. Arkadaşlar, izleyenlerden herhangi bir soru gelmedi şu ana kadar. Eğer herhangi bir soru varsa alabiliriz. Yani işin teknik kısmını veya etik konusu hakkında fikirlerinizi de almak isteriz. Genel olarak bizim soracağımız, yani önceden hazırladığımız ve aldığımız sorular bu şekildeydi Metin Bey. Herhangi bir Tabii ki. soru gelir mi? Ona göre bu sırada ben de siz teşekkür edeyim. Hem izleyenler adına Rica hem ederim. de ekibim, yani
arkada çalışan bir ekip var. Bu yayının gerçekleşmesini sağlayan bir ekip var sonuçta. Tabii Onlara ki. ve bana yardımcı olan herkese de bu konuda size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim böyle bir yayın düzenlediğiniz için. Gerçekten güzel bir tecrübeydi benim için de. Ben bundan sonra da yayın öncesi söylemiştim. Elimden gelen yardım yapmaya çalışırım. CEO eğitimine gelecek arkadaşlar varsa oradan da şey yaparız. Eğer isterlerse ona benzer şeyleri de gerçekten talep gelirse ben elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Çünkü gerçekten Türkiye'nin de bir şeyleri üretmesi belli bir yerde dünya önünde yer almasının zamanı geldi ve bunun için de gerçekten biraz emek sarf etmek gerekiyor. Kullanıcı olmak, tüketici olmaktansa biraz üretici olmak da fayda var. Evet, doğru. Çok teşekkürler bu arada verdiğiniz destek için. Bu konuda ileride umarım tekrardan bir eğitim oturumu, etkinlikle tekrar bir araya geliriz. Bunu ben de Tabii ki. çok istiyorum ve bence izleyen arkadaşlar da çok istiyordur. Genel olarak yayınımız o zaman bu kadar. Herkese Ben teşekkür teşekkür ederim ederim arkadaşlar. herkese. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çalışmanızda başarılar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.